olan ferah, geniş, huzurlu mekan ve çeşit anlamında zengin kişiye özel siparişler modellerle birikimlerinizi yatırıma dönüştürmenin bölgede en güçlü ismi Yaman Pırlanta Mücevherat Kuyumcu. Sertifikalı elmas, pırlanta, 24 ayar gram altın, güncel, ekonomik ve güvenilir alışverişin değişmeyen adresi. Yaman Pırlanta Mücevherat Kuyumcu. Programımızın konuğu kuyumculuk çok eski bir meslektir. Yayınımızda şu an Yaman Pırlanta Kuyumculuk firmasının sahibi Ahmet Yaman Bey bulunmaktadır. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaktır? O sirli bilmediğimiz kısımlar var ki onları büyük bir tecrübeye dayanarak değerli konuğumuz bizlere aktarmış olacak. İlk önce konuğumuzu selamlıyoruz. Merhabalar. Biraz mikrofona yakın. Merhabalar. Hoş gördük sizleri. Hoş bulduk. Tüm seyircilerimizi selamlıyorum. Dinleyicilerimizi. Pardon, biz de heyecan yaptık bu arada. Biraz mikrofona yakın. Evet. Süper. Moda FM Radyosu'na hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi hizmetlerinizden, faaliyetinizden bahsedeceğiz. Ama önce Moda FM dinleyicilerimize sizleri tanımak adına sormak istiyorum. Ahmet Yaman kimdir? Ahmet Yaman kimdir? Ahmet Yaman 1973 Ünye doğumlu. Ünye'de doğmuş. Eğitim sürecini Ünye'de tamamlamış. Sonrasında genç yaşta kuyumculuk baba mesleğini devam ettirir ve bu zamana kadar tabii ki sadece kuyumculukla değil, geçmişimizde Yaman isminin bilirler Ünye'de. Daha öncesi 1970'lerde başlayıp inşaat sektöründen gelip daha sonrasında kuyumculukla devam eden bir Ünye'de meslek hayatımız vardır. Yıllardır tabii Ünye'ye hizmet vermek için çalışıyoruz. Ahmet Yaman kısaca Ünye için Ünye sevdalısı bir adamdır. Çok güzel Ahmet Bey. Kaç senedir bu sektördasınız ve bu meslek size nereden gelmiş? Daha önce hangi sektörde çalışıyordunuz? 1970'ten beri baba mesleği tabii ki bu. Her şeyden önce babamız, evet, rahmetli Süleyman Yaman. Allah 1997'de vefat etti. Ama 1970'te Ünye'de ticaretimiz başlamıştır. Yani yaklaşık 52 yıllık ticari tecrübemiz vardır. Ama kuyumculuk sektöründe 43 yıldır devam etmekteyiz. Tabii ki bu sektör babadan bize geçti. Bu vesileyle tabii ki babamıza çok teşekkür ediyoruz ve minnettarız. Ama Ünye'de yıllardır gerçekten kaliteli, güzel, düzgün bir şekilde Ünye halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Tecrübeli bir insansınız. Kuyumculuk sektöründe bölgemizde en iyi bir konumdasınız. Bunu sizlere söyleyeyim. Markalaşma yolunda hizmetleriniz günü günden maşallah artmaktadır. Peki hizmetlerimizi biraz da dinleyicilerimize açar mısınız? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki en kaliteli, en güzel hizmeti Ünye halkına vermek için, hatta bölge halkına vermek için biliyorsunuz son zamanlarda çok güzel bir yatırım yaptık ve atılım yaptık. Yaklaşık 43 yıldır bu sektörün içinde en iyisini yapmak, en kalitesini yapmak bizim için bir desturdu. Şöyle bir şey, kuyumculuk deyince akla güven gelir. Evet. Güven de tabii ki Yaman demek, güven demek diye bizim, evet, bir sloganımız var. Biz tamamen güvene dayalı bir iş yapmak istiyoruz. Bizim için müşterilerimizin, halkımızı, aslında biz müşteri olarak da görmüyoruz. Onlar bizim konuklarımız.
Onlar bizim başımızın tacı. Onlar olmasa bizim olma şansımız yoktu. Onların varlığı bize bu konuma getirdi. Hepsine minnettarız. Hepsine teşekkür ediyoruz ayrıca. Yani bununla ilgili ne yaptık? Tabii ki biliyorsunuz son zamanlarda Hükümet Caddesi'ndeki binamızı yeniledik ve Türkiye çapında diyebilirim ki Türkiye'de böyle ender sayılır 5 tane belki bir mağaza vardır. Konsept halinde bir bütün olarak 5 katlı mücevher mağazası, kuyumculuk mağazası olarak Ünye'li halkımızı daha rahat ettirebilmek için konuklarımızı daha ferah bir ortamda, güzel bir ortamda karşılamak, onları gerçekten kendi evlerindeymiş gibi hissettirebilmek adına en güzelini yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğizdir. Onlar geldiği sürece kendi evlerindeymiş gibi hissedecekler. Evet, kuyumculuk sektöründe neler yapıyorsunuz? Belki bölgede hizmet olarak ürün yelpazenizde neler var? Şimdi şöyle düşünürsek tabii ki biz dediğim gibi bölgede binamızı yenilemekle vizyonumuzu da yeniledik. Yani ekibimiz eskimeyen bir ekibimiz vardı. O ekibimizin içine yeni kanlar karıştı. Daha da inşallah güzel ekibimizi güçlendireceğiz. Çünkü bunu bu kalite tek başına yaşanmıyor. Bir ekip işidir. Ekibimize de minnettarım. Güzel canla başla herkesi kendi iş yeri desturunda çalışıyor. Şöyle bir şey, yelpaze noktasında şöyle bakarsak şu an zaten bölgenin en zengin çeşidi yaman kuyumculuk pırlantadadır. Evet. O yüzden bir de şöyle bir şey var, yani biz tamamen müşterilerimizi mutlu etmek için varız. Burada şöyle bir şey daha söyleyeyim, belki yani biz biraz daha kişi butikte çalışabiliyoruz, kişiler istedikleri ürünleri bizlere getirdiklerinde biz bunu istiyoruz dediğinde bize bir katalogdan veya herhangi bir biliyorsunuz şu an zaman değişti diyebilirim. Hızla gelişen bir teknoloji çağı var. Evet. Bu çağın içinde internetten buldukları herhangi bir ürünü bize getirip biz bu ürünü istiyoruz dediğinde biz bu ürünü kişiye özel de yaptırabiliyoruz. Bunun gibi bir, yani farklı çeşitlerimiz var, şeylerimiz var, hizmetlerimiz var. En güzeli de konuklarımızın bizim mağazamıza girdiği itibaren kendi evindeymiş gibi hizmet yani hissettirmemiz ve hissetmeleridir. Evet, çok güzel Ahmet Bey. Mağazanızda birçok zengin çeşitlerle dolu ürünleriniz var. Görüyoruz vitrinleriniz çok çok maşallah zengin ama tabii ki de özellikle bölgesel olduğu için yöreye has bayanlarımızın daha çok talep ettiği ürünler var ki bunları da bulunduruyorsunuz değil mi? Neler var şöyle anlatır mısınız? Yani Ünye halkımız en çok bölgesel olarak bayanlarımız neyi çok tercih ediyorlar alarken? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ziynet bayana yakışıyor. Yani evet. Bayanda güzel duruyor. Hangisini alırsa daha hoş duruyor. Tabii herkesin kendine göre özel has bir takı anlayışı var. Şöyle söyleyeyim. Siz kırmızıyı seversiniz. Diğeri yeşili sever. Ama bizde şunu söyleyeyim. Herkesin ama her kesimin isteyip de bulamayacağı hiçbir ürün yoktur. Yani bu hususta size kriterler şu vardır bu vardır diye adlandırmak biraz şey olur ama çünkü yelpaze çok geniş ama evet. Şunu altını çizerek söyleyeyim. Her kişiye ve her kesime, herkese özel bir mağazamızda çeşitliliğimiz vardır. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes bizim için aynı kategoridedir. Hiçbir şekilde bütün konuklarımız bizim mağazamızdan ayağını içeri attıktan sonra biz bütün kesime aynı misafirperverliği göstermek durumundayız ve böyle hissediyoruz. Bunu cani gönülden yapıyoruz. Yani bunu yani ticaret yapıyoruz değil. Bizim için ilk mantık para kazanmak değil. Biz ilk önceliğimiz yani insanların gönüllerini kazanmak, onları mutlu etmek. Onları mutlu ettikten sonra para zaten mutlaka geliyor. O yüzden bizim için ilk öncelik ticaretten para kazanmaktan önce insanları ve müşterilerimizi demek istemiyorum. Ağzımız alışmış sürekli ama evet. Konuklarımızı mutlu etmek bu vesileyle de çeşit anlamında her tür çeşidi bizde bulmak mümkündür.
Çok güzel. Bir de düğün, özellikle düğün sezonlarında daha yoğun oluyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Gelin adaylarımız var ki bizim. Onlar şimdiki devirde, şimdiki zamanda en fazla neyi tercih ediyorlar? Bizim bu bölgede, yöresel olarak gelinlerimiz neyi tercih ediyorlar ve neye çok üstünlük veriyorlar? Şimdi tabii ki dediğiniz gibi yöresel olarak Karadeniz'in halkı, Karadeniz insanı ve bayanların özellikle tercih ettiği şey bilezik tabii ki. Evet. Neden? Biraz daha böyle maddi anlamda değer kazanıyor. Çünkü bunlar artık bir yatırım aracı. Neden? Şimdi düğün yapıldığı zaman gelin ve damat adaylarımız bunları aldık düğündeki bu takılarını yarın evlilik sonrasında bunları değerlendirmeye adına. Değerlendirmeye alıp bunları şey yapabiliyorlar. İşte ev aldıklarında evinde kullanabiliyor. İşte araba alır, arabasında kullanır, bir iş yeri kurar, iş yerinde kullanır. Biraz daha düğün döneminde yani tercih edilen şey daha çok ağırlıkla bilezik noktasında. Yatırım amaçlı. Evet, yatırım amaçlı düşünüyorum. Evet, çok güzel. Tercih sebepler farklıdır. İster model, renk, gösteriş açısı farklı modeller isteyebilirler. Sizin bir katalogunuz var mı? Sizin çalışmalarınız nereden takip edilip izlenebilir veyahut da bir katalog olarak nasıl bir yardımcı oluyorsunuz şimdi, müşterilerimize? Tabii biliyorsunuz dediğim gibi yeni bir konsept yaptık. Yeni bir yenilenme yaptık. Bununla birlikte biliyorsunuz bizim mücevher mağazamız vardı AVM'de. Biz bunu birleştirerek Hükümet Caddesi'ndeki mağazamıza taşıdık. Burada büyük bir alan yaptık, açtık. Evet. Mücevher mağazası, mücevher için. Bununla birlikte bizim Yaman alt tire mücevherat burada Instagram sayfamız var. Buradan çeşitlerimizi görebilir. Tabii ki buradaki yenilenmeler yapılacaktır. Yoğunluktan dolayı çok yoğun geçen bir sezon geçirdik ve hala yoğunuz çok şükür. Ünye halkına ve çevre halkına ayrıca bize gösterdikleri ilgiden, bizim mağazamıza gösterdikleri rağbetten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bundan dolayı biraz internetteki Instagram sayfamızda birazcık zayıflık var. Bunları yenileceğiz. Şu an onunla ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu vesileyle biliyorsunuz çağımız internet çağı olduğu için evet, biraz daha internet üzerinden ve Instagram sayfası üzerinden bizleri istedikleri modelleri orada takip edebilirler ve bizlerle paylaşıp bunları onlara sunabiliyoruz. Çok güzel Ahmet Bey. Peki sizin bu Yaman Pırlanta Kuyumcu mağazanıza ürünler nereden geliyor genel olarak? İmalat konusunda hedefleriniz ve planlarınız ne? Tabii ki ürünlerimiz İstanbul'dan geliyor. Trabzon'da Karadeniz'in bir de şöyle bir şeyi vardır, meşhur hasırı vardır. Gelinlerin olmazsa olmazlarıdır. Hasır bilezikler Trabzon'da yapılıyor. Trabzon bölgesinden hasır geliyor. İşte İstanbul bölgesi Kapalı Çarşı. Bizim asıl merkezimiz Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün şeylerimiz, ürünlerimizin merkezidir. Buradan geliyor. Tabii yurt dışı ithal ürünlerimiz de var. Tabii biz biraz daha yurt dışı ithalde çalışıyoruz. Pırlantayla ilgili ayrı bir şöyle bir şey söyleyeyim, altını çizerek söylüyorum. Bölgede gerçekten bu konuda iddialıyız. En kaliteli, en güzel rengi verip insanlara istedikleri tasarım ürünlerini onların isteklerine göre yaptırabiliyoruz. Çünkü Kapalı Çarşı tam merkezde, ana merkezde bu işle ilgili en popüler, en güzel şekilde onlara bu işi ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Böyle bir geniş ürün yelpazeniz var. Tabii ki de bunları şube olarak bir uzmanla, bir çalışmanlarla yönetmek lazım ki. Sizin bu mağazanızda kaç kişi uzman kadrosuyla çalışıyorsunuz? Şimdi ilk etapta 10 kişi çalışıyoruz. İnşallah yoğunluk biraz daha artıyor. Arttıkça da bu yoğunluğa talep verebilmemiz için, bu talebe karşılık verebilmemiz için tabii ki sayımız gün geçtikçe artacak. Her geçen gün sayılarımız artıyor. Doğru, düzgün, güvenilir arkadaşlarımızla birlikte sayılarımızı yukarı doğru çıkarıyoruz. Ama şu anki çalışma kadromuzun sayısı 10 kişiyle birlikte hizmet vermekteyiz.
Çok güzel. Peki altın çok önemli bir konudur aslında. İnsanlar yatırımları için sizlere geliyorlar. Siz onlara yardımcı oluyorsunuz. Ama altın alarken müşterilerimiz, insanlarımız neye çok dikkat edilmesi lazım? Bir tecrübeli bir kuyumcu gibi nasıl bir sır verebilirsiniz ki bize ki müşterilerimiz tam eminlikle alışverişinizi yapabilsinler yani? Şöyle, orada şöyle bir şey söyleyeyim. Ünye'de gerçekten çok güzel bir çalışma var. Evet. Ünye Kuyumcular Birliği dediğimiz bir birlik var. Bu birliğin içinde tüm zaten linkten de girebilirler. Ünye Kuyumcular Birliği'ne Google'dan girdiğinde, Ünye sayfasına girdiğinde tüm Ünye'nin şeyini, o sayfayı, Kuyumcular Birliği sayfasını görüp orada şöyle bir şey önermek istiyorum konuklarımıza. Şöyle bir durum. Ünye Kuyumcular Birliği'nin tüm kuyumcuların kapısında logosu vardı. Bu logosu olmayan yerden yani alışveriş yapabilirler mi? Tabii önermiyorum. Ben önermiyorum. Yapabilirler. Ama Ünye Kuyumcular Birliği'ne üye olan yerlerden alışveriş yapılırsa yarın herhangi bir problem yaşadıklarında Ünye Kuyumcular Birliği mağduriyet varsa bu mağduriyeti giderme noktasında daha hızlı ve aktif bir şekilde mağduriyeti giderir. Diğer şekilde Ünye Kuyumcular Birliği'nin dışında olan arkadaşlar biraz daha yani herhangi bir şekilde bir problem yaşandığında bununla bizim Ünye Kuyumcular Birliği'miz ilgilenmemektedir. Ben güvenli alışveriş için ilk öncelik Ünye Kuyumcular Birliği üyesi iş yerlerinden alışveriş yapmalarını öneririm. Ünye'de tüm arkadaşlarımız güvenle en güzel şekilde hizmet vermektedir. Tüm arkadaşlarımız işini hassasiyetle yapmaktadır. Kuyumcular Birliği çerçevesi altında olan ve çatısı altında olan arkadaşlarımız için konuşuyorum. Bu vesileyle de şunu burada söylemek istiyorum. Tabii ki bir mağazaya girdiğinizde ben mesela şöyle çalışıyorum. Diğer arkadaşlarımız da öyledir mutlaka. Benim mesela kuyumculukta herkes muhakkak birbirine güvenir. Güvendiği yerden alışveriş yapar. Çok önemlidir. Tabii. Ama şu da çok önemlidir. Kontrol çok önemlidir. Mesela ben terazim kesinlikle müşterinin görebileceği şekildedir. Müşteri teraziye altını koyduğun zaman bizim mağazamızda kaç gram altın aldığınızı terazide görebilirsiniz. Yani bu bir şekilde gidiyoruz. Şeffaf olmaktır. Evet. Bu şeffaflığı sağlamak niçin? İnsanların gönüllerinin de rahat olup teraziyi görmeleri açısından böyle şeffaf bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Evet. Kartlarını muhakkak almaları gerekir. Artı bildikleri, güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaları gerekir. Yani bunun için bütün belgelerini alırlarsa çok daha güvenli bir alışveriş yapmış olurlar. Yarın yaşayacakları problemlerde de o kartlarıyla Kuyumcular Birliği'ne veya kuyumcusuna gittiğinde problemi daha rahat çözebilirler. Evet, çok güzel. Şimdiki zamanda, şimdiki piyasada tabii yaşanan o dalgalar var ki muhtemelen sizin sektörünüzü de etkilemiştir. Şu an sektörünüzde en büyük sıkıntı nedir Ahmet Bey? Kuyumculuk konusunda. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim için en büyük tabii ki fiyat istikrarı çok önemli. Ama bu sıra altın fiyatlarının çok yükselişi çok gündemde. Ama baktığımızda şöyle yani genel bir artış var, enflasyon var memlekette ve aslında bakarsanız sadece biz bu Türkiye'yi gördüğümüz için belki Türkiye kanadına bakıyoruz ama şimdi ben bakıyorum biz araştırıyoruz ekonomik anlamda dünyada bir kriz var ama Türkiye'de biraz daha fazla var. Şu an yaşanan bir sıkıntı var ama ben bu sürecin de bir şekilde inşallah en kısa zamanda atlatılması memleketimiz açısından, milletimiz açısından çok daha güzel günler görmemiz açısından en kısa zamanda bu durumun da atlatılmasını temenni ediyorum. Şeye gelince bizim altın fiyatları tabii çok farklılık gösterdi. Geçtiğimiz Aralık ayında özellikle 1050-1080'ları gördü. Buralardan geri geldi. Fiyatların sabit, stabil yaklaşık 20 gündür sabitte kalması ama uzun vadede altın her zaman için yatırımcısına kazandırmıştır. Evet. Belki bir nebze düşebilir. Yani bunun için de çok fazla umutlu konuşamıyorum şu zamanlarda ama şöyle bir şey var.
nasıl söyleyeyim? Yani kesinlikle altın yine yukarılara doğru gözün dikti gibi gözüküyor. Yani biraz daha altın her zaman için yatırmışsa kazandırmıştır. Ben yine söylüyorum, daha önce gazetede demeçlerimizde de söylemiştim. Yani altın borcu olanların veya altınla alakası, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Parası boşta olanların altına çok yani güvenli bir şekilde yatırım yapabilirler. Evet, şimdiki bu zamanda, şu anki bir zamanda o yastıklarımızın altındaki altın anlamı var ya. Evet. Onları çıkaralım mı ya ele yastığın altında kalsın artıralım mı? Şimdi tabii ki ben yastık altı olayına bir şey diyemiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yastık altındaki altınlarımızı bence biraz daha aktifleştirip hayata döndürmemiz lazım. Evet. Yani onu orada... yani belki tabii güvenli bir liman altın diyoruz ya, hı hı. İnsanlar altından alıp kenara yatırım amaçlı koyuyor. Bunun evet. için yapabileceği bir şey yatırım nedir? Başka bir ticaret yapabilir, başka bir şey yapabilir. Bununla alakalı belki hayata döndürebilir. Ama şu an için başka bir şeyi düşünmüyorsa bence altında kalmak her zaman için avantajlı. Yani yatırım olarak tabii. mantıklı olan altın yatırımıdır. Kesinlikle ve kesinlikle yıllardır hep bunu ben test etmişimdir. Evet. Yılların verdiği tecrübe kesinlikle altın, doların, euronun her zaman üstünde olmuştur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç unutmam. Bundan yaklaşık zannedersem yanılabilirim belki bir iki sene öncesi. 15 yıl önce bir akrabam bana 16 bin dolar para getirmişti. 16 bin dolar. Evet. 16 bin dolara bir kilo altın vermiştik ona. Yani bir kilo altın 16 bin dolar yapıyordu. Şimdi bir kilo altını almak için 60 bin dolar vermeniz gerekiyor. Evet. Yani altının şöyle söyleyeyim 10-15 yıl içinde kazandırdığı 4 katı. Düşünebiliyor musun? Doların karşısında 4 katı. Türk parasının karşısında zaten çok yükseldi. Evet. Ama dolar karşısında, euro karşısında da bence şeyini koruyor. Liderliğini koruyor. Uzun vadede her zaman için altın. Altını çizerek söylüyorum yine altın. Çok güzel. Bir de bir şey soracağım size. Yeni evlenen çiftlerimiz var ki sizlere geliyorlar. Tabii ki de bilmiyorum başka yerlerde nasıldır. Ben sizin reklamınızı yaptığım için, programımızda sponsor olduğunuz için ilk önce teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben sizlerin izliyorum mesela. Geliyorum kenardan oturup bir müşteri olarak, bir kenardan olarak izliyorum. Çünkü doğal bir şeyin, şeffaf bir şeyin reklamını yapmak daha güzel oluyor ve daha canlı oluyor, böyle söyleyeyim. Ve çok görüyorum ki siz müşterilerle çok güzel bir iletişim kuruyorsunuz. Çok bir doğmalık iletişimi koruyorsunuz ve giden bir de gelmek ister. Giden bir de gelmek ister. Ve o iletişimidir, o sıcaklığıdır, o sevgidir. Yanınızda çalışanlara da sanki bir öğretmiş gibi olmuşsunuz. Onlar da otomatik olarak o güler yüzdür. Ben bir müşteri olarak nereye gitsem ilk önce o güler yüzü, o sıcaklığı, o ağırlamak konusuna dikkat ederim. Sonra oradaki alışveriştir, oradaki almaktır, ticaret konusudur. Onlara üstünlük veririm. İlk önce sizde bu üstünlüğü gördüm. Teşekkür ederim. O sıcaklık, insan gelir oraya kendini bizzat dinceler. Sizin mekanınız da çok güzeldir ve o dekorasyondur falandır. Hepsi sanki birbirini tamamlıyor. Sanki ince ince işlenmiş ve ortaya erseği gelmiş. Tabii ki de arkasında büyük bir emek var. Arkasında büyük bir sevgi var. Bu emek, sevgi olmasa hiçbir şey erseğe gelmez. Bu sizin sevginizin büyüklüğüdür. Ve yeni evlenenlere de bakıyorum bazen hediyeler de yapıyorsunuz. Yeni evlenenlere veyahut da alışveriş yapanlara bayağı bir indirimler yapıyorsunuz. Mesela istemirsiniz. Müşteri oradan gitsin istemirsiniz yani. Hani memnun olsun diye her konuda yardımcı oluyorsunuz ve bu gerçekten de sizin üstünlüğünüzdür. Sizin avantajınızdır. Ben böyle görüyorum, bir kenardan gören gibi. O yüzden de gerçekten de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Ve her sevilen işin gerçekten de güzel oluyor. Ben tabii ki orayı şöyle tamamlayayım müsaadenizle. Şöyle bir şey var.
ne olursa olsun hangi işi yaparsanız yapın, ruhunuzu da severek yaparsanız, ruhunuzu ve sevginizi işinize koyarsanız bir amacınız olmalı. Yani çalışma amacınız, gayeniz, bizim amacımız para kazanmaktan daha öte insanların, dedim ya baştan da söyledim, gönüllerini yapmak, hoş tutmak. Tabii ki gelen çiftlerimiz, yeni gençler, evlenen gençler, nişanlanan gençler, biz onlarla birlikteyiz. Biz onlara abilik yapıyoruz, babalık yapıyoruz. Yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Maksadımız bu insanların evlenen insanların üzerinden para kazanmak değil. Onların yani, mutluluğunu görmek. Bir de onu söylemek istiyorum. Hani bakış açınızı diyorum. Dikkatimi çeken de budur ki gelen insana para gözüyle bakmıyorsunuz. Yani kesinlikle ve kesinlikle. Hani gelişi ha para geldi, gidişi bir şey almadan gittiyse param gitti gözüyle bakmıyorsunuz. O giden insanı bir de tekrar çekiyor. Ve tabii ki de herkes bunu hissediyor. Mesela birisi gelir bir şey almak istiyor, parası yetmiyor. Soracak, edecek, eleştirecek, kendi kafasında veyahut da gidip evde düşünecek. Oradaki o nokta var ki o sizin karşılayıp ağırlamanız. O gider, o paranın üstünü düzeltir ve bir de tekrar gelir. Yok evet. Sen alana benzemiyorsun. Yola verin bir kelimesi var ki mesela çok yerlerde, başka sektörlerde bunu söyleyeyim ve dikkatimi de çeken sektörler var ki şimdi onları söylemeyeyim. İyilerden konuşalım. Evet. İnsanlara, müşterilere para gözüyle bakılmaz. Müşteri gelir, tabii ki de cebine göre konuşar, cebine göre alımını yapar. Uygun olursa alar, ona göre bir kafasında şeyler kurar. O yüzden de hani o ağırlama konusu gerçekten de bir tecrübe istiyor. Ve bu tecrübenin sahibi olduğunuz bir daha bunu gösterir ki o karşılamak başkadır. Ağırlama konusu da o bu, giden müşteri bir de tekrar geliyor. Bu bir şey değil. Bu insanın içinden gelmeli, ruhundan yani. Gelmeli. Bu bize babadan geçme. Biz babamızdan, dediğim gibi her şeyden önce teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Kesinlikle. Bize öğrettiği şey insanlara tamamen güler yüz. Ben şöyle söylüyorum. Tamamen Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Hadis-i şerif vardır. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Tamam. Söylediği şey şudur. Der ki size bedava bir sadaka öğreteyim mi der ashabına. O da der ki bedava bir sadaka güler yüz. Evet. Yani insanlara en güzel verebileceğiniz şey güler yüz ve onlara göstereceğiniz ilgi. Allah bizlere bir fırsat vermişse, bir imkan vermişse bu imkanları sadece kendimiz için değil etrafımız için de kullanmak zorundayız. Ama doğru insanlarla, tabii ki günümüzde art niyetli insanlar yok mu? Var. Ama biz hep iyileri bulmak zorundayız. İyilerle olmak zorundayız. Ha, art niyetli insanları da inşallah Allah'ım onlara da güzellikler ihsan eder, doğruyu görebilmeyi noktasında fırsatlar verir. O yüzden baktığınızda tabii ki mağazamıza girecek insanların biz dediğim gibi ilk önce kendi mağazalarına girmiş gibi. Biz, onlar olmasa biz olamayız ki. Yani onlar var ki, konuklarımız var ki, o dostlarımız var ki, o biz varız. Yani bu, yapmışsınız, dünyanın en güzel mağazasını yapmışsınız. Kilolarca, tonlarca altın koymuşsunuz. Yani siz... Yani müşteri onlar, olmasa... Tabii ki, kesinlikle. Biz bir yere geldiysek onların varoluşu, onların varlığıyla geldik. Ve onlara minnettarız. Başımızın üstünde yerleri vardır. Tabii ki biz onlara hak ettikleri değeri veriyoruz. Aslında onlar bizim için en kıymetliler, en değerliler. O yüzden hepsi bizim için çok önemli, değerli. Hepsine saygı duyuyorum, hepsine sevgilerimi sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Evet, çok güzel. Bir de bu kuyumculuk sektöründe siz kendiniz kaç senedir çalışır? Babadan sonra siz kaç yaştan başladınız yani? Ben, o konunu soracağım. O soruyu sonra başka bir soru var. Ona geçmiş olacağım. O yüzden bu soruyu tekrardan ben, verdim. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim. Yani diyelim ki kendimizi bildik. Bu şeyin içindeyiz. Tabii biz bu sektörle ilgili büyük tecrübeler yaşadık. Nasıl yaşadık? O zaman babam bizi İstanbul'a gönderdi. Mesleği öğreneyim diye. Aslında benim mesleğim kuyumculuğun imalatı. Ben imalatla kuyumculuğa geldi. Babamız o zaman bizi işte İstanbul'a Kapalı Çarşı'ya, Pastırmacıhan var orada. Hatta o zaman ustalarımızdan Mehmet Güleryüz
Allah ona da selamet versin, yaşıyor gerçi. Ondan sonra o ustamdır kendileri. Ben İstanbul Kapalı Çarşı'da mesleği öğrendim. Yani ne mesleği? Sadece ben dezgahtarlık değil, kuyumculuğun altyapısını orada öğrendim, imalatını öğrendim. Tabii geldik burada bir müddet imalat yaptık. Tabii o sıra babayı kaybedince ikisini birden götüremedim. Nasıl götüremedim? Kaç yaşınız var idi o zaman gelirken? Herhalde babam vefat etti. Ben 21-22 yaşlarındaydım. Yaşınız da azmış yani. Evet, yani daha yeniydim. Ve 21-22 yaşlarında vefat ettim. Vefat etmişti. Babam vefat ettiğinde ben 22 yaşındaydım, özür dilerim. Ondan sonra tabii ki her ikisini birden götürdük. Birkaç sene götürdük ama sonra baktım zorlanıyoruz. Bu sefer tezgaha ağırlık vermeye çalıştık. Tabii sadece biz bu dalda şey yapmadık. Dünyada 6-7 dalda iş yaptık. İnşaat sektöründe de biz bir ara bayağı işler yaptık. Sonra tabii ki Vodafone sektörü var. Ünye'de biliyorsunuz. O da bizim kanadımız altında. Şimdi hepsini toparlayarak yaklaşık şimdi iki kaleme kadar indirdik işi. Vodafone ve kuyumculuk adı altında. Şöyle söyleyeyim. Bunları neden böyle iki kanada indirdik? Şunu gördük. Yılların verdiği tecrübe. Yani nereye odaklanırsak orada daha kaliteli hizmet verebiliyoruz. Şimdi daha kaliteli hizmet verebilmek için de tabii ki tek noktada odaklanıp daha güzel bir şekilde halkımıza, dostlarımıza, konuklarımıza en güzel şekilde hizmet vermenin yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet Ahmet Bey, siz gelmeden önce tabii ki de sizinle meslekleştik ve dinleyicilerimize sizden bir hediye olsun düşüncesine gelmiştik. Evet. Ve dinleyicilerimize şöyle bir soruda bulunduk. İki hafta bu yarışma benim programımda devam etmiş oldu. Ve dinleyicilerimize şöyle bir soruda bulunduk ki, Yaman Pırlanta kuyumculuk sektöründe ünyemizde kaç senedir hizmet gösterir? Dinleyicilerimizin akseriyeti o sizin Instagram sayfanızdaki o, evet, 50 illik tecrübeni karıştırarak maalesef ki doğru cevap veren çok az oldu. 3 kişi oldu. O 50 illikle bu 43'ü açıklamasını bir daha yaparsınız. Yaparız tabii ki. Evet. Şöyle tabii ki biz orada biraz demek ki hani yanılan diyor ya, bazen sınavda soruyorlar böyle birbirine çok yakın sorular soruyor. Evet, insan, evet, hangisi doğru hangisi yanlış diye şey yapıyor. Ama şöyle bir şey, biz 50 yıllık Yaman isminin Ünye'deki tecrübesinden yola çıkarak orada Instagram sayfamızda 50 yıllık tecrübesiyle diyerek, evet, Yaman o imalatı Yaman şeylerini katmışız. 50 yıllık tecrübesi, ama çünkü Yaman isminin bir inşaat, bir, evet, elektrik dükkanından başlayarak, Yaman ismi bir elektrikçi dükkanından başlayarak Orta Cami Çarşı'nın orada, Orta Cami'nin karşısında köşede bir yer, küçük bir yerden çıkarak orada Yaman ismi bir elektrikçi dükkanından başlayarak inşaat sektörüne girerek sonrasında kuyumcu sektörüne girmesi, bu yıl 43 yıl, yani 50 yıllık tecrübe anlamında ilk başladığımız, ticarete başladığımız Ünye'deki ismimizin, Yaman isminin başladığı tarihi orada belirtti. Ama sektörle ilgili 43 yıldır biz bu sektörün içindeyiz. 43 yıldır da hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Oradaki ince ayrıntı, ince detay buydu. Evet, o yüzden de dinleyicilerimizi işte o 50 rakama, onlar o rakam onları şey yaptı, çarştırdı. Ama yine de 3 dinleyicimiz doğru cevabı bulmuştu. Birkaç tane sorum var. Bunları da sorayım. Sizi çok fazla yormayayım. Ben biliyorum siz hiç 5 dakika bile oturmuyorsunuz. Kesinlikle bu programa da zaten biliyorsunuz sizlerin sıcaklığı ve sizin gelen buradaki samimiyetinize istinaden. Evet, çok teşekkür çok ediyorum gerçekten de. Böyle bir şeye katılmış olduk. Siz de işinizi güzel yapıyorsunuz ve samimisiniz, sıcaksınız. Ben sizin ailenizi ve Moda FM sahibi Ahmet Bey'i de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu gösterdiğiniz sıcaklıktan ve samimiyetten kaynaklanan şeyden dolayı biz çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Her şeyi konuştuk, değerlendirdik, toparladık. Şimdi de sona geldik. Sizi bugüne kadar değerlendiren, tercih edip seçen Ünye halkımıza bizim şu Moda FM mikrofonundan ne aktarmak istersiniz?
Valla inan bazen sözün bittiği yer diyorlar ya. Tabii ki burada olmak, bunları konuşmak da öyle kolay değil. Mikrofonun karşısında olmak çok zor bir şey. Ama şunu aktarmak istiyorum. Her zaman Ünye halkıyla birlikte her şeye varız. Her zaman yanlarındayız. Üstümüze düşen bir vazife olduğunda biz hep birlikte her şey için, Ünye için ve halkımız için ve müşterilerimiz için ne gerekiyorsa tabii ki onlara en iyi hizmeti verebilmek adına, mağazamızda onları en iyi şekilde ağırlamak adına tabii ki en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size, gerçekten son yaptığımız yatırımla birlikte Ünye'de gerçekten çok konuşulur hale geldik. Hatta inanın size, size şunu söyleyeyim, tenzih edeyim. Samsun'un en büyük kuyumcuları gelip, ya Ünye'de böyle bir mağaza açılmış, bir şurayı görelim diye, bakın Samsun'un en büyük kuyumcuları, altını çiziyorum, gelip bizim mağazalarımıza, Ordu'nun, Fatsa'nın tüm kuyumcuları bizim mağazamızı görmeye geldiler. Ya Ünye'de böyle bir kuyumcu dükkanı açılmış, bir gidelim bakalım diye. Böyle konsepte, bu böyle yukarıdan aşağı 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı komple kuyumcu dükkanı olarak sadece bölgede değil Türkiye'de 5 parmak belki diyorlar. Bunu ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. O yüzden biz bu mağazayı onlar için yaptık. Konuklarımız için ve müşterilerimiz için yaptık. Orası onların kendi evleri. Her zaman başımızın üstünde yerleri vardır. Biz sadece dediğim gibi yani alışveriş noktasında değil, çayımızı kahvemizi içmeye her zaman tüm dostlarımızı, Ünye halkımızı bekliyoruz. Evet, bir şey de sizden paylaşmak istiyorum. Sizden kesinlikle tekebürlük değildir. Azerbaycan dilinde Türkçe bilmiyorum ama hani tekebürlük ne demek? Kendinizi dartmıyorsunuz yani, hani el çatmaz yapmıyorsunuz konusunda. Bazı sektörlerde iş birliği yaparken bazen bizler teklifte bulunuyoruz, programımızda destekte ve katkıda bulunsunlar diye. Bazıları oluyor ki beni herkes tanıyor, benim reklama ihtiyacım yok, benim falan filan böyle bir şeyler oluyor. Bunlarla da rastlaşıyoruz. Ama sizinle çok doğal bir diyalogdan sonra artık 3 aya yakındır ki işbirliğimiz devam ediyor ve sizde o kelimeni ben hiç duymadım. Yani tekebürlü değilsiniz kelimesi, onu demek istedim yani. Siz o kelimeni 50 senelik iş tecrübesi olarak ve belli bir şekilde Ünye'mizde kaç senedir tanınıyorsunuz. Buna bakmayarak siz o kelimeni kullanmadınız ki, benim reklama ihtiyacım yok, ben zaten tanınıyorum. Ve seve seve programımıza destekte bulundunuz. Moda FM adına sizlere teşekkür ediyoruz. Nasıl bir düşünce yani? Bunu da bizimle paylaşırsınız. Bizi buradan sahipkarlar da tabii ki de dinliyorlar. Biz her şeyden önce insan olmayı becerirsek hepimiz, bütün evet, insanlar, hiç kimsenin kimseden farkı ve üstünlüğü yoktur. İnsanların üstünlüğü kişilerin tevazusuyladır. Yani güzelliğiyledir. Yani maddiyat hiçbir şeyin asla üstünlüğünü göstermez. Çünkü hepimiz insanız. Neticede hepimizin gideceği bir yer var. O da belli. Yani. Orada daha rahat edebilmek için hayatta da daha rahat bakış açımız nedir? Bakış açımız, nereye gideceğimizi bildiğimiz zaman kibre de gerek kalmaz. Yani biz şöyle bakıyoruz hayata, tabii ki elimizden geldiğince faydalı olabilirim. Yeter ki biz insanlarla, yani şöyle bir şey, az önce dedim ya, kazandıklarını paylaşabilmek. Nasıl paylaşabilmek? Bunu harman savurmak değil ki. Birileri yani bir şey yapıyorsa onlara birlikte, onlara destek olabilmek adına biz de elimizden geleni birlikte bir çalışma ekibi gibi düşünelim bunu. Böyle düşündüğümüzde herkesin birbirine faydası vardır. Mutlaka kesinlikle bunun üzerine şöyle özetlersek, bir defa insan kendini hiçbir insandan farklı ve üstün görmemeli. Evet. Asla böyle bir şey. Maddiyat hiçbir şekilde üstünlük değildir. Yani neticede hepimiz insanız. Omuzallığa yattığımızda hiç kimsenin, hiç kimseden bir farkı yoktur. Gittiğimiz yerde hesap gününde de aynı şeyle karşı karşıya kalacağız. O yüzden
Bunları bilirsek, bunları şey yaparsak hayata biraz daha pozitif bakarız ve mutlu oluruz. Yani kimseyle bir derdimiz yok. Herkes bizim için. İnanın sokaktaki temizlik görevlisi arkadaşım bana çok zengin birisinden daha sıcak geliyor. Ben ona sarılıyorum, gel bir kahve içelim, bir çay içelim diyor. Ben de sevmiyorum böyle çok tepeden bakan insanları veya işte yani. Şöyle işte. Ya bu hayatın belki bizim yapımız gereği böyle. Yani belki dışarıdan bizleri de farklı görebilirler ama hayat bu şekilde. Herkes herkese insan olduğunu ve insan gibi yaşamayı öğrendiğimiz zaman, insan gibi bakmayı öğrendiğimiz zaman daha mutlu olacağını düşünüyorum. Çok güzel Ahmet Bey. Bu arada Allah gönlünüzü sizlere teşekkür ediyorum. Allah gönlünüze göre versin. Teşekkür ediyorum. Moda FM ailesine sizlerin aracılığıyla çok çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e de özellikle. Ondan sonra sizlerin sayesinde böyle bir şey, ben de sizlerin sayesinde burayı tanımış olduk bu aileyle birlikte. İnşallah daha güzel günler görürüz. İnşallah. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için size çok teşekkür ederim. Bundan sonraki iş hayatınızda, çalışmalarınızda, uzman çalışan komandanızla beraber başarıların tepesini sizlere arzu ediyorum ve ünyemize kattığınız ve baba mesleğine bu kadar ve genç bir yaştan sahip çıkmanız ilk önce bizim gençlerimize bir örnektir. Çünkü her kişi baba mesleğini bu kadar uzatıp geliştirip büyütemez. Bu bir sizin bir üstünlüğünüzdür ve ünyemize bu yüzden kattığınız bu güzel çalışmalardan dolayı sizlere ve komandanıza, sizlerle beraber çalışan komandanıza, her birinize çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun ve tabii ki de bizleri de kırmadınız programımıza geldiğiniz için. Gelen ayaklarınız var olsun. Çok çok teşekkür ederim ve ümit ederim ki işbirliğimiz inşallah devam etmiş olacak. Önemli olan o sıcaklıktır, o dostluktur. Önemli olan o yakınlıktır, o sevgidir. İşbirliğimiz olmasa da yine birlikte devam etmiş olacak sıcak münasebetlerimiz. Teşekkür ediyorum sizlere. Yine tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür sizlere ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Biz ise kısa bir reklamlara geçit alacağız ve evet değerli dinleyicilerimiz, programın konuğu, programda sponsor olan değerli sponsorum ve Yaman Pırlanta